Evet, bugün kariyer günleri kapsamında misafirimiz Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Avşin Yılmaz. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Merhaba, benim adım Atsız Avşin Yılmaz. Toroslar Belediye Başkanıyım. 31 Mart seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı olarak seçildim. Bugün de aranızda olmaktan böyle bir programla gerçekten mutluluk duyuyorum. Hukukçuyum. Türkiye'nin değişik şirketlerinde avukat, hukuk müşaviri, icra kurulu üyesi olarak çalıştım. İki tane çocuğum var, iki tane kızım var. Bir tanesi 8. sınıfa gidiyor. Bir tanesi de bu sene başladı, 1. sınıfa gidiyor. Avukatlık mesleği, hukukçuluk daha doğrusu geniş anlamda nasıl tercih ettim, nasıl seçtim, neden seçtim? Hukukçu olmak istedim özellikle, tercih ettim. 10 tercih yaptım, tüm tercihlerim hukuk fakültesiydi. Ve ciddi bir çalışma programı hazırladım kendime ve sistemli bir şekilde çalıştım. Selçuk Üniversitesi hukuk kalitesini kazandım. Niye hukuk seçtim? Sosyal konulara, efendim kısmen olabildiği kadar siyasi konulara, dünya meselelerine, Türkiye meselelerine ilgim vardı. Hukuk okumanın şöyle bir avantajı var. Hukukçu olduğunuz zaman alanınız çok geniş, hareket alanınız çok geniş. Bunu üniversiteyi okuduktan sonra da son sınıfta artık okulu bitireceğim, ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Etrafımdaki hukukçularla görüştüm. Bir vali yardımcısı vardı, ona gittim. Kaymakam vardı, ona gittim. Savcıya gittim. Hocamız vardı, araştırma görevlisi, ona gittim. Serbest avukatla görüştüm, hakimle görüştüm. Hangisini yapayım? Artık iş ciddiye girmişti yani. Hayata başlayacağız bir ucundan. Hukuk hayatın her alanıyla ilgili. Herkes mutlaka ne iş yaparsa yapsın bir hukuk bilgisine ihtiyacı var. Pişman olmadım. Hukuk tercih ettiğim için nereden başlayacağınız, nasıl başlayacağınız önemli. Ama hep şunu düşündüm. 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum? 10 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Nasıl bir avukat olmak istiyorum? Nasıl bir birey olmak istiyorum? Hem sosyal hayatta hem iş hayatında İnsanların size güvenmesi çok önemli. Tutarlı olmanız çok önemli. 31 Mart seçimlerinde de Toroslar Belediye Başkanı olarak seçildim. Benim için de yeni bir dönem, yeni bir serüvendi. Belediye Başkanı olmak güzel bir şey. Bir şehirde seçilmiş olmak, halkın birini tercih etmiş olması, seçmesi güzel bir duygu. Aynı zamanda ciddi bir sorumluluk. Yani bu şehre hizmet etmek, başarılı şeyler yapmak, mutlaka oturduğumuz makamda emanetçiyiz ve bir gün kalkacağız mutlaka. Kalktığımız zaman iyi bir şeyler yapmış olmak, bu kentin geleceği için, bu kentin insanları için güzel şeyler yapmış olmak, bir fark ortaya koymak temel motivasyon olması benim için. Bunun için çalışıyorum. Olmak çocukluğunuza gelişen bir hedef miydi yoksa hukuk fakültesini bitirdikten sonra gelişen bir hedef? Birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Sizin de hayat hikayenizde inşallah güzel, parlak, mutlu bir hayatınız olur. Özellikle insanlarla kurduğunuz ilişkiler sonradan mutlaka bir yerde işinize yarıyor. Belediye başkanı olmayı da istedim bir gün. Bunun için çalıştım. Başka çok ya olur mu olmaz mı? Sizin inanmanız önemli. Sizin bunu tercih etmeniz önemli ve bunun için çalışmanız önemli. Belediye başkanı olduktan sonra hayatınızda ne gibi değişim oldu? Zaman yönetimi tamamen değişti. Gerçekten yoğun bir tempoya girdik. Sabah erken saatlerinde, akşamın geç saatlerine kadar çalışmak mecburiyeti var. Avukatlıktan belediye başkanlığına geçme kararı sizin için önemli olmalı. Peki bu kararı verirken neler etkili oldu sizin için? Dünyanın, ülkemizin problemlerine kafa yorma ve bunlara çözüm bulma eğilimi vardı, arzusu vardı. Çocuklarımız için notu kitabı hediye ettik.